Kırım-Kongo yeni bir hastalık değil. 1950'lerden itibaren dünyada bilindiği kadarıyla var olan bir hastalık. Bizde 2000'li yılların başında gündeme geldi. Hastalık olarak karşımıza çıktı. İşte Kırım'dan Kongo'ya kadar uzanan hat üzerinde göçmen kuşların mesafesi, yol aldıkları mesafe üzerinde ortaya çıkan, Güney Asya'da da bulunan bir etken. Birkaç yıl öncesine kadar vaka sayımız oldukça fazlaydı aslında. Ancak son 2-3 yıldır vaka sayıları azaldı. Bunun sebebini kestirmek zor. Yani bunu bilemiyoruz. Zaman zaman böyle bir döneme girebiliyor. Bu yıl biz beklemiyorduk açıkçası. Yani Kırım-Kongo'yu enfeksiyonlarında bir artış. Çünkü hastalar, insanlar evlerindeler. Sokağa çıkma yasağı var. Dolaşım kısıtlanınca bu hastalığın da daha az görüleceğini düşünüyorduk. Ancak öyle olmadı. Nisan ve Ekim arasında bu hastalık aktiftir. Yaz aylarında aktiftir. Özellikle Haziran ve Temmuz içinde bulunduğumuz aylar en aktif olduğu dönem. Hem havanın sıcaklığı nedeniyle hem de insanların işte bağ bahçe işleri, tarla işleri nedeniyle çok fazla doğada bulunmaları nedeniyle aktif olduğu bir dönemdeyiz. Şu anda da bir aktivite var. İşte Tokat en çok bilinen bölgeler, en çok görülen bölgeler. İşte Çorum'da, Sivas'ta, Yozgat'ta, Bolu'dan Erzincan'a kadar uzanan Doğu Karadeniz bölgesindeki vadilerde ortaya çıkan bir hastalık zaten bu. Şu ana kadar Tokat'ta 44 tane bilinen, gayri resmi de olsa vaka söz konusu. Benzer şekilde bizde de 7 vaka oldu Kayseri'de. Bunlar Yozgat kökenli. Bir tanesi yerli vaka. Kayseri'nin kuzey ilçelerinden birinden. 4'ü şehir bizde üniversite hastanesinde, 3'ü de şehir hastanesinde takip edildi bu hastaların. Bu hastalardan ikisini kaybettik. Maalesef COVID-19'dan farkı bu hastalık daha ölümcül. %30'lara bulan bir ölüm oranı var. Yani her 3 kişiden birini kaybediyoruz. Çok daha tehlikeli bir hastalıkla karşı karşıyayız. Evet, maalesef bu gruplar risk altında. Tabii ki piknikçiler, dağcılar, bu iş birazcık daha keyfekeder yapılan işler olduğu için onların bu bölgelere gitmemelerini öneririz ama tarlası var. Yani o tarlada işler yapılmak zorunda. İşte hayvanları var. O hayvanlarla ilgili çalışmak zorunda çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar risk altındalar. Ne yapmak gerekir? Öncelikle kapalı giysiler giymek lazım. Pantolonun işte paça içerisinde sokulması iyi bir önlem. Çünkü kene uçan bir hayvan değil. Size bulunduğunuz ortamda varsa hayvanda ya da etraftaki ağaçlarda, otlarda oradan size sıçrayabilen bir hayvan. Kapalı mutlaka tutmak gerekir. Kısa kollu giysiler giymemek gerekir. Ve sahadan ayrılınca, yani bu tür riskli olan bölgeden ayrılınca mutlaka kene açısından tüm vücudun kontrol edilmesi gerekir. Şimdi bize Yozgat'tan başvuran hastalarda korona şüphesi ile gönderildi. Doğaldır. Şu dönemde biz bir pandemi yaşıyoruz. Ateşi yüksek olan, bazı klinik sıkıntılar olan hastalarda ilk tanı her zaman için doğal olarak korona olmakta. Ancak bu hastalıkta tabii ki COVID-19'u ayırmak zor değil bizim açımızdan. Evet, ateşle geliyorlar ama burada halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ön planda. Bunlar koronavirüste de olabilir. Ancak kanamalar başlıyor. Vücutta döküntüler oluyor kırmızı renkli. Gözlerde şişlik oluyor. Diş eti kanamaları, vücudun çeşitli bölgelerinde morarmalar gibi işte ya da dışkıda kan gelmesi, idrarla kan gelmesi gibi çok daha ağır bir tablo, kanamalı bir hastalık olduğu için ağır bir tabloyla karşımıza geliyorlar. Kan testleriyle, kan tahlilleriyle hızla bunları birbirinden ayırabiliyoruz. Covid-19'da Kırım-Kongo hemorajik ateşini. Dahası tıpkı Covid-19 olduğu gibi burada da PCR testi söz konusu. Onun için de biz gönderiyoruz. Ama en önemli nokta ne dersek ayırt etmek için tabii ki kene teması. Çünkü kene ısırıp bırakan bir hayvan değil, bir böcek değil. Isırdığı yerde kalan bir canlı. Bu nedenle eğer vücudunda keneyle temas öyküsü olan varsa ya da vücudunda kene olduğunu fark eden birisi varsa önemli ölçüde risk altındadır ve biz bunu zaten ilk etapta bunu sorguluyoruz. Öncelikle koruma tedbirlerini alacağız dedik ama bunlara uyamadık. Bir şekilde kene vücudumuza yapıştı. Bu durumda yapılacak olan en yakın sağlık kuruluşuna gitmektir. Asla keneyi elinizle kopararak çıkarmaya çalışmayın. Ezerek hele de hiç çıkarmayın. Çünkü bulaşmayacaksa bile bulaşır. Ezme işlemi, ezme işlemi sırasında kan çıkacağı için hayvandan bu elimizle bulaştığı daha da artırmış oluruz. Yakarak, işte çakmak ya da kibrit tutarak yakarak çıkartma ya da üzerinde başka bir sıvı dökerek, benzin dökerek bir şeyler bir şekliyle çıkarmaya çalışmak her zaman hatalıdır, yanlıştır. Bunun tutarak çıkarılması yerine sağlık merkezinde kenenin tutunduğu kafasından itibaren, başından itibaren tutularak bütün halinde, hiçbir parça içeride kalmayacak şekilde çıkarılması gerekir ki en az bulaş riski söz konusu olsun. Bundan sonra yapılacak işlem nedir? Çok büyük bir paniğe neden oluyor bu. Çünkü bir kene görüldüğü zaman vücutta köylüler ya da hayvancılıkla uğraşanlar buna alışkın ama piknikçilerde bunu biz çok görüyoruz. Kene görüldüğü zaman vücudunda çıkartılıyor. Ondan sonraki durum ne olacak diye. Biz bunları takip ediyoruz. Önce bir kan alıyoruz. Yani zeminde var mı bir şey diye. Kan testleri genelde ilk aldığımız anda normaldir. Çünkü bu hastalık 1 ila 3 günden önce herhangi bir belirti yapmıyor. 7-10. Güne doğru vücutta belirtiler belirgin olarak ortaya çıkıyor. Bu yüzden biz başlangıçta bir kan alıyoruz ve hastaya evine gitmesini, eğer kan testleri normalse 10 gün sonra bize eğer herhangi bir şikayeti yoksa 10 gün sonra ya da herhangi bir şikayet, bir önce saydığımız ateş, halsizlik, baş ağrısı, kırıklık, ishal gibi ya da döküntüler gibi vücutta hemen gelmesini söylüyoruz.